Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı bir pazar diliyorum. Keyifli bir gün diliyorum. Güzel bir akşam diliyorum. Herkesin gönlüne göre olsun her şey. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni katılan arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gönlünüzdekine odaklanın. Herkes birbirinden başka dertlerle maalesef mücadele halinde. Olanlar, uyanlar, uyumlandığınız o güzel enerjiler sizin olsun. ...uyumlanmadığınız hiçbir enerjiyi almayın... ...hepsini evrene gönderin diyorum... ...şimdi ben fincanınızı açarken arkadaşlar... ...aldığım enerjiyi ilk başta şöyle bir tur attırıyorum... ...döndürüyorum ya... ...orada aldığım neyse enerji aslında... ...diyorum ki evet bu aslında cevabı bu... ...siz de kendinize onu yapın... Totem mi desek olabilir aslında... ...bir yerde enerjiniz ne ise... ...aslında onun sizde olacağını da bilin... E, ...neyse halimiz o çıksın falımızda ...diyorum... ...uyan bizim olsun uymayan evrenin diyorum... Şöyle bir gördüklerimi sizlerle paylaşacağım. Bakalım neler söylüyor fincanımız bize. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Şöyle bir tur atacağım. Evet. Sıkıntılı ve yerinde durmayan dertler. Gördünüz mü? Bir gün iyisiniz, bir gün kötüsünüz. Şöyle göz atıyor olacağız arkadaşlar. Hep birlikte diyorum ve gördüklerimi paylaşıyor olacağım. Azalıyor mücadele haliniz ama çok büyük bir haksızlık. İki kişiden bir şey çekiştiriyorsunuz. Size ait olan bir şey gibi. Bir de üçüncü kişileri de var çok kuyruk kalmış. O yüzden öyle çok şey yapamıyorum. İki kişiymiş gibi çıkmışlar. Öyle bir arkanızdaki almışsınız ki insanlarınızı. Haklısınız tamam. Ee, size vermişler isyan bayraklarını çektirmek için gerekli e, ateşi, gazı. Neyse bunun adı. Hiçbiri gelmemiş ama. Tek kalmışsınız. Hoş kimseye ihtiyacınız yok. Bunu net görüyorum bu arada. Yani gitmiş olmanız aslında oradaki insanların... Ee, arkanızdaki insanların işine gelecek de fakat sizin burada şey haliniz var. Ne diyeyim onu biliyor musunuz? Karşı taraftaki insanlar iki kişiler. Bir de üçüncü kişiyi dahil etmemiş halleri. Çekiştiriyorlar. Hakkınızı çekiştiriyorlar arkadaşlar. Müthiş bir haksızlığa uğradığınızla yüzleşmişsiniz. Bir de iki büyük insan. Ee, bayır aşağı inen bir arabanız var. Bu bayır aşağı arabanız şununla bağlantılı arkadaşlar. Ee, ne diyelim onu biliyor musunuz? <laughs> Şöyle bir şey düşünülmüş ama gel gör ki bu bir şey ee, sizin hayatınızda olması gibi de olamamış, olması gereken gibi de olamamış. Almak istemişsiniz alamamışsınız gibi düşünebilirsiniz bunu. Bayır aşağı gidiyor yani olumsuz bir şeyler var burada niyet etmişsiniz olmaz arkadaşlar o niyet baştan kapalı derim yani net söylerim bunu bu şekilde o yüzden şimdi şöyle bir şey olmuş arkadaşlar şimdi bu konuşmalar sonrasında bir de ters gidince bir şeyler siz böyle birisini A görüyorum hatta italik A ile normal A arası iki tane A var. Bir de sizin bakmakla mükellef olduğunuz iki kuyruğunuz çıkmış ki bu bariz evlattır. Belki işte hani kuyruk deriz de biz buna hani belki kuyruk da değildir arkadaşlar bu yani yanlış da anlaşılmaz. Şimdi ee, bu iki kuyruk bakmakla mükellef olduğunuz insan iki taneler tam karşınızda size bir şey uzatıyor. Papatya barış bir şey uzatıyor tek taş yüzük uzatıyor. İkisi de ağlı ve siz bu kadar bayıla aşağı iniyorken yani bir şeyler ters gidiyorken hiç çaktırmıyorsunuz ve dimdiksiniz anlatabildim mi? Yani Ay 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 sonrasında bir ayak geliyor. Yani sizin bir yere git, bir yere gitmeniz mi engelleniyor diye baktım da şimdi ters giden bir sürecinizin sonrasında arkadaşlar diyebilirim ki size ee, uzatılan teklifi siz kabul edeceksiniz ama size bir teklif gelmiş. Sonra da bir çiçek görüyorum. Evlenme teklifimi aldılar. Burada bir müjde var. Yani hayatınız o kadar çok kötü giderken birden demişsiniz ki Allah'ım şans yüzüme mi gülüyor? Yani ya da güzel şeyler de olur. Hani ölüm acısını yaşamaktan sonrasında yeni gelen doğan sevinç sevinmesi gibi, sevinç hissetmek gibi yani. O halde bir durum var. Bir çiçek de görüyorum burada. Biraz karışık da bir süreçler yaşamışsınız. Bu olaylar sonrasında sizin bu tutumunuz eleştirilmiş. Bin bir tane laf görünüyorum. 58 rakamı da görüyorum. Şimdi 58 ee, yaşında mıdır dedilebilir de işte bir buçuk iki ay 60 gün 58 desek iki aylık bir süreçmiş de desek olur arkadaşlar bu 58 bir plaka mıdır bir yerin hani e, 57 sinop muydu 58 nereden bilemedim ama sonuç olarak e, şey var arkadaşlar yani burada 58 rakamı var belki oraya ait bir bir yöresel töresel iş fırsatı konuşma oralı bir insanla buluşma bir şey bir şey yani. Bunun sonucunda o kırışıklığı atlatacaksınız. Bugün içinizden herkül çıkmış. Bakın ben size söyleyeyim. O bayır aşağı inen arabanız sonrasında aldığınız o teklif her kimse her neyse sizin için. Hani bir teklif de olabilir bir nişan nişane o hani yani belki de siz bir erkeğin başka bir erkeğe iş ortaklık teklif etmesidir onu bilemiyorum da hani. Neticede buraya baktığımız zaman sizin buradan köklenmiş böyle bir hulk çıkıyor. Herkül çıkıyor içinizden. Yani sizin patlamanızı sağlıyorlar. Sizin ciddi anlamda ee, ne diyelim ona hali hazırda bariz bir şekilde hem de e, ee, bir iki üç kişi var böyle üfleseniz de yıkılır gözünüzden 3 kişi düşüyor. Bu süreçteki dedikodu yapanlarla alakalı üç kişiyi silmişsiniz. Arkanızdan da bir konuda ikilem yaşadığınız bir insan duruyor aslında. Ama size razı gelmişler. Gücünüze güç katıldığı bir durum var. Mart'ın sonunda bir şey alım satım durumu yaşayacaksınız. Ne tek celse dava değil o yüzden. Bunun dışında sanki böyle hanede iki tane insanı çok aman onlara zeval gelmesinde koruyor gibisiniz ki kuyruk dedik belki evlattır. Bakın burada da yine iki tane tepecik gibi çıkmışlar böyle etrafları çeperle yani birilerini korumaya çalıştınız. Ay çıkmış burada aslında belki de geri gelmiş demişsiniz ki arkadaşım ben burada müdürümü müdür yardımcısını kollarım geri kalanını gerekirse hani gözüm görmez iş arkadaşımı falan filan burada bir belki de bu ayrımı siz tam olarak şeylerle alakalı da vermiş olabilirsiniz. iş bağlantılı olabildiğindendir. Bilmiyorum bir şekilde 3 kişiyi savurmuşsunuz onu görüyorum. Martın sonunda bildiğiniz bir hindi var, bildiğiniz bir tavus kuşu gibi çıkmış. Yani hindinin büyüğü tavus kuşu var burada. İki kişi öpüşüyor. Bana kalsa sizin bu ikile teklifse de arkadaşlar mart sonunda önünüze çok güzel bir fırsat, çok güzel bir imkan yakalayacaksınız. Sonrasında zaten çok böyle parayla, çok böyle bir şeyleri geride bırakarak birbirize sarılmanız çıkmış. Bana kalsa sevinçten, sevdadan bir sarılma hali gibi o açıkçası. Edirne'nin E harfindeki bir insan size ciddi anlamda dua eder çıkmış. Hep böyle sanki cebinize böyle bir çizelge koymuşsunuz iki tepe. Ee, Devenin iki işte her gücü. E, i̇şte iki konu, iki başlık. Bu iki kişi. Bakın hep sizin uğurlu rakamınız mıdır iki? İki, raka, iki haftaya mı çözülür? İki, ay iki yıldır mı böyleydiniz? Enerjiniz iki. Enerjiniz net iki söyleyeyim. Bu enerji dışında arkadaşlar. Ee, iki defa da çözecek. İkili yani her şey ikili burada ya. Bunu net görüyorum. Sonrasında Nisan ayında o kadar yolunuz açılır ki. Bir de siz bayağı ağacı köklendirip çınar ağacının köklü olup o ağaçta gölgelenmeye çalışan üç kişi çıkmışlar. Sanki siz tabii bu iki tepeyi ve iki kişiyi arkanızda tutuyorsunuz bakın net. Yani siz belki de ailece bir şey başlatmak istiyorsunuz. Bu başlattığınız şeyin sonrasında gelecek olan üç kişiyi de yanınızda almaya çalışıyorsunuz. Bu aile fertleriyle bağlantılı olabilir, işle de bağlantılı olabilir. Ha bizzat kendi evlerinizdir belki de arkadaşlar. Bu da olabilir elbette ki. Ama neticede benim burada size söyleyebileceğim şey şudur. Siz burada Nisan ayı itibariyle bir şeyi bir yere taşıyor gibi çıkmışsınız. Yeni bir oba kurmak gibi, yeni bir kabile kurmak gibi çıkmış. Yani arkanızdan birileri gelecek. Bu e, öncelikle ilk başta gerçekten hani çekiştiriyorlardı ya. Hani derler ya ben hep diyorum hatta İlahi adalet er geç tecelli eder diyorum ya. Burada bir ilahi adalet mi var sizi aslında yukarı çeken? Bu teklif edilen şey midir sizi yukarı çekmiş? Ha, evlenirsiniz ya da eş gelir de onun rızkıyla. Hani bekarken rızkımız ayrı evlendikten sonra kesemiz, kesemizin bereketi ayrı oluyor ya arkadaşlar. Hani belki de çok kısmetli bir insan tarafından gelinen bir iş başlangıcıdır bilmiyorum. Bu insanlar sizin arkanızda çekiştire dursunlardı. Ama size bakar mısınız? Evet sizin ezelden gelen bir çekiştirildiğiniz hak söz konusu. Bu hakkınız arkadaşlar ilahi adalet devreye girer. O yüzden bazı fırsatlar yakalarsınız. O yüzden aslında hayatınızda o kişi size bir şey teklif eder gibi görünmekte. Nitekim aslında gönlünüze göre olmakta ve hak yerini bulmakta. O yüzden çekiştirilen sizin hakkınızı alırsınız diyorum. Bu bir e, iş hayatınızdaki ise de. Ev hayatınızdaki ise de evlilikte ise de evlatlarınızla ise de bakın niceleri yaşanıyor. Tabii ki de biz şimdi yaşamayanlar olarak Aa, evlatla da kavga olur mu diyeriz. İşte 3-5 kişiyizdir 10 kişiyizdir neyse. Ama öyle bir 3-5 kişi 10 kişi vardır ki aramızda ah öyle bir de dedir ki der ah o evlat bana neler yaptı Keza bunları da okuyoruz görüyoruz arkadaşlar. Hani dünyanın çivisi çıkmış dediğimiz zamanlar ve haberler var ya işte onları bizzat yaşıyor insanlar. O yüzden benim buradan bilin ki var olan süreç hani anne evlat kavgasını sonlandırmış evlenerek de yani öyle söyleyeyim size ee, ya da tam tersi tabi ki de ee, şimdi arkadaşlar tabanınızdaki bu rahatlama çizginizin dik olmasıyla alakalı aldığınız şansı doğru değerlendirecek zeki bir insansınız olarak enerji vermiş zaten şurada resmen <laughs> Noel babanın böyle şey çuvalındaki oyuncakları toplaması gibi bir tepenin üstüne çıkmış. Oyuncakları toplanan bir insan var. Çok bariz bir göz sonrası. Yani sizin bir de burada beraberliğiniz konuşulur, göze de gelir. Boş verin diyorum. E, enerjisel olarak e, falınızın sonrası özellikle çok olduğu gibi aydınlıkta olduğunu söyleyebilirim size. E, bu şimdi şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Eee iyi insanla berabersiniz, doğru bir ilişki kurarsınız. Kesinlikle var olan kadersel bir ee, fırsat yakalayacaksınız sanki adeta o zaten sizin kaderiniz olduğu için ona, onunla ta tanışıyormuşsunuz ee, gibi bir fırsat döngüsü o aile içerisindeki güzel kalabalığınız var İnsanlar arkanızdan temiz temiz konuşabilirler İletişiminiz güçlenecek çevrenizi siz kendiniz daha doğru anlatacaksınız yani bir nevi kuyruğu dik tuta, dik tuta konuşuyorsunuz öyle söyleyeyim size bunun yani özgüveniniz artmış bir şekilde. Çok güzel bir gelişme o. Yine ben onu hayatınıza size gelen teklife bağlıyorum. İş hayatınızla alakalı da arkadaşlar bakın. Sizin için küçük hesapların devri bitmiş. Burada fısır fısır konuşan insanları umursamıyorsunuz. Hani amacım belli benim gözüm şey gibi. Kendinize iş hayatında bir hedef belirlemişsiniz. Bu hedefte ilerlerken de insanların çocukların ve işte Kişilerin dayaların kimler kimlerse hayatınızdaki yöneticilerin oradaki pozisyona sahip olan her kimler ilerse yani bunlar siz oradaki insanları takmayacaksınız çünkü he deyip geçiyorsunuz gülüp geçeceksiniz adeta yani öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla benim buradan size söyleyebileceğim şey şu. Burayı sevdim bu falı sevdim. Kadersel olarak önünüzün açık olacağı bir sürece giriyorsunuz. Lütfen uymayanları evrene göndererek var olanları kabul edin ve bir an önce de var olacak yani karşınıza çıkacağınızı öngören bir bufaldaki kişiyle. Derhal deyin ya bir an önce çıksın çünkü büyük kapılar açılıyor. Haksızlığa uğradığınız döngüyü sonlandırmış. Güzel de kısmetiyle beraber yolunuzu açıyor. Ben çok sevdim bir an önce herkesin yolu açılsın isterim elbette ki. Bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Ee, yeni bir ay geçen geçirdiğimiz ayla bağlantılı olan faciamızın yarası hala kanamakta uzunca yıllar kanayacak e, bunu söyleyeyim öyle bir kere de unuttuk bitti demekle olmuyor arkadaşlar. Yani 99'u yaşayanlardanım. Oradaki insanların yaraları yıllar sürecek. Dolayısıyla da Rabbim şifalar versin kalan herkese. Biz de kendi hayatımızdaki Survivor'ımızdayız. Herkes bir Survivor'da gerçekten ben öyle düşünüyorum. Herkesin derdi var, bir mücadelesi var, bir hedefi var. Bununla ilgili çıkan engelleri var. Bu engelleri aşmaya çalışması var. Yani hepimizin derdi birbirinden başka. zaten şöyle oluyor Dönemsel değiştiriyormuşuz gibi. Parayla sınandığımız zaman, aşkla aşkla sınandığımız zaman, güvenle güven, işte maneviyatla maneviyatla, işte insanlarla, aileyle bir şeyle, sağlıkla derken böyle bakıyoruz hayat geçiyor, yıllar geçiyor. işte hayat bir şekilde bizi olgunlaştırıyor. Bizim nereden ders aldığımıza bağlı. Benim naçizane size tavsiyem şu. Olumlu bakmaya çalışın. Ee, kesinlikle bedduadan uzak durun. Bazı kapılar kapanıyor gibi görünür ama güzel kapıları açmak için kapanır. O şer deriz de hayıra döner. O yüzden umutsuz olmayın yarınlarınızdan. Hep tavsiyem bu. Haricinde size birileri amca oğlu, dayı oğlu, kuzen oldu, evlat oldu. Bakın neler hadi duyuyoruz dedik. Birileri yaşattı size evet bu felaketi kötülüğü işte göz göre göre canınızı yaktı, hakkınızı yedi, malınızı aldı, paranızı çaldı. Bir şey bunun adı elbette ki. İnsanlar birbirlerinin eşlerini çalıyorlar. <laughs> Yani öyle bir dostuz, kardeşiz. Yani hepsini duyuyoruz arkadaşlar. Demem o ki normalmiş gibi de böyle normalleştiriliyor yani bu. Ee, Allah herkese öncelikle vicdan ahlak versin yani. Merhamet versin. Para sonra olsun. Herkese öncelik gerçekten merhamet, ahlak yani. Bu ikisi çok önemli. O yüzden siz de var olan, yaşatılan her neyse kim yaşattıysa ilahi adaleti teslim edin. Allah ona o sınavı yaşatır. Siz içinizi rahat tutun. Er geç yaşayacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben görebildiğimi aktardım. Gönlü güzel olanlardan olun. Karşılığını hemen alanlardan olun. Bir sonraki açılıma kadar da başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Her biriniz gerçekten sağlıkla, şükür ederek, halimize şükür edeceğimiz şeyler yaşayarak, emellerimize, hedeflerimize ulaşarak kalalım isterim. Tabii ki de hepimizin dualarında olalım. Kabul oluyor. Kendinden ziyade karşı taraf için yaptığın dualar daha çok makbuldür derler beni de ayakta tutan o pozitif insanlar olarak sizsiniz. Ben bu o yüzden pozitif kalabiliyorum. Tüm yorumlarınızdır bana destek. Gerçekten iyi ki varsınız. Hep de var olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.